Değerli arkadaşlar, tekrar iyi akşamlar diliyorum. Biraz önceki ve yarınki Fed kararı ardından dolar TL'de durum ne olur ve piyasalar nasıl etkilenir şeklinde bir analiz aktarmıştım. Şimdi ise arkadaşlar, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın dolar TL üzerinde Viyop cephesinde yapmış olduğu short işlemlerle oluşturmuş olduğu bir baskı mevcut. Bunu size tüm analizlerimde mümkün olduğu kadar o günkü pozisyonlarını ve son olarak Merkez Bankası'nın elinde ne kadar short pozisyon olduğunu tablolarla açıklamaya çalışıyorum. Yine bu açıklamaları yapacağım. Yalnız bundan önce arkadaşlar iki hususa özellikle değinmek istiyorum. Çünkü sizlerden çok ama çok fazla soru alıyorum. Soru 1. Merkez Bankası'nın sınırsız yetkisi var mıdır? Merkez Bankası nereye kadar short işlemleri açarak, short pozisyonlar açarak doların yükselmesini engelleyecek? Arkadaşlar, hiçbir Merkez Bankası'nın sınırsız yetkisi yok. Bilmem hatırlar mısınız? Geçmiş tarihlerde Amerika'da Bernanke isminde bir Fed başkanı vardı. Çok ama çok sıkıştığı bir anda helikopterle dolar dağıtacağından bahsetti ve adına da helikopter Bernanke demişlerdi. Arkadaşlar, bu küçük espriyi niçin yaptım? Merkez bankaları içinde bulundukları zor durumlardan kurtulabilmek adına gerçekten çok enteresan farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Ancak yine de hiçbir şekilde sınırsız imkanlarının olmadığını bilmenizde yarar bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankamız evet short işlemi yapmakta, ancak sanıldığının aksine elindeki dolar rezervlerini bu short işlemleri için kullanmıyor. Yani Merkez Bankası short işlemi yaparken dolar TL'de Viyop sahnesinde satış işlemleri yaparken dolar bağlamıyor. Bir kontratın fiyatı 410 TL'dir. Dolayısıyla her bir kontrat için 410 TL teminat göstermek durumundadır ve Merkez Bankası'nın şu an elinde 1 milyon kontrat civarında pozisyonu olduğunu düşünecek olursak, sanıyorum 1 milyondan biraz daha fazla olması lazım. Yaklaşık 410 milyon TL'lik bir pozisyon açmıştır. Bunun dolar bazındaki büyüklüğü 75 milyon 75-80 milyon TL'ye denk gelmektedir. Dolayısıyla bu tarz bir rakam Merkez Bankası için çok ama çok büyük bir rakam değil. O halde Merkez Bankası bu amaçla rezervlerini tüketiyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değildir. Bir, ikincisi Merkez Bankası'nın bu konuda sınırsız yetkisi yok. İç ve dış borçları, kamu borçları, çevirmek zorunda olduğu borçlar vesaire vesaire şeklindeki başka başka yükümlülükleri de bulunduğu için konuyu sadece doları baskılamak adına elindeki parayı kullanması hiçbir şekilde beklenemez. Elbette ki bu konuda kendine bir limit ayarlamıştır. Belli bir plan ve program dahilinde hareket ediyordur. Şu anda yurt dışından esmekte olan güçlü bir rüzgar olmadığı için, yani dolar TL'yi olumsuz yönde etkileyebilecek güçlü bir rüzgar olmadığı için Merkez Bankası'nın eli rahattır. Oynadığı, attığı adımlarda başarılı oluyor. Ancak dileriz ki böyle bir durum yaşanmaz. Dileriz ki Türk lirası aleyhine yurt dışı kaynaklı jeopolitik veyahut da ekonomik bir nedenden kaynaklanan olumsuz rüzgarlar esmez. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman elbette ki Merkez Bankası da ciddi şekilde zorlanabilecektir. Bir diğer husus arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bu şekilde Viyop işlemleri yapması aslında henüz 2 ay öncesinde almış olduğu bir yasal yetkiye dayanmakta. Daha öncesinde Merkez Bankası'nın piyasada normal bir yatırımcı, normal bir oyuncu gibi işlem yapma yetkisi bulunmuyordu. Bu sebepten dolayı yasal olarak bir düzenleme yapıldı ve bu yetkiyi kazandı. Buna mütekabil olarak da şu anda bu işlemlerini yapabiliyor. Diğer ülke merkez bankaları tarafından bu uygulama çok da benimsenen ve etik görülen bir uygulama değildir. Açıkçası ben başka ülke merkez bankalarında böyle bir uygulamanın olduğuna pek tanık olmadım. Ancak belki geçmiş tarihlerde uygulayanlar olmuştur. Ama şu nokta çok önemli arkadaşlar. Her ülke kendi parasının değerlenmesini ister. Her ülke başka para birimleri karşısında parasının kıymetli ve değerli olmasını arzu eder ve değer kaybını engellemek ister. Eğer Viyop işlemleriyle piyasaya müdahale edercesine atılan adımlar şayet para birimlerinin değer kazanmasına imkan sağlıyor olsaydı, bu strateji başarılı oluyor olsaydı, birçok ülke, en başta gelişmiş ülkeler, daha doğrusu gelişmekte olan ülkeler de dahil bütün ülkeler bu yöntemi öncelikle uygulamak isterlerdi. Demek ki çok muteber bir uygulama değil.
veya bir takım sakıncaları ileri zamanlarda ortaya çıkabilecek bir uygulama veya tek başına yeterli olabilecek bir uygulama olmadığı için şu anda diğer ülkelerin benzer uygulamalarda bulunduğunu söylemek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bu açıklamalardan sonra Merkez Bankası'nın short işlemleri yapmaya devam ettiğini hafta sonu aktarmış olduğu analizimde belirtmiştim. Dolayısıyla haftanın ilk günü itibariyle ve özellikle yarınki Fed'in faiz kararları öncesinde Merkez Bankası short işlemi yapmaya devam ediyor mu ve elindeki toplam pozisyon sayısı ne seviyeye ulaştı, buna bakmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın şu an bugün itibariyle Aralık ayı kontratlarında, yani içinde bulunduğumuz vade itibariyle Aralık ayı kontratlarında 21.000 Aralık ayı kontratlarında bugün herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Aralık ayı kontratlarında Merkez Bankası'nın bugün hiçbir işlemi yok. Ancak Aralık ayı kontratlarında arkadaşlar Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 aydır yapmakta olduğu pozisyonlar, açmakta olduğu short pozisyonların neticesinde elinde toplam 668.693 adet short pozisyon bulunuyor ve bu short pozisyonların maliyeti ise 6.25 olarak görülmekte. Bu noktada da sizlerden çok fazla soru alıyorum. Merkez Bankası nasıl bu seviyede bu fiyatlardan henüz işlem geçmiyor gibi sorular olabiliyor. Arkadaşlar, VIOP kontratlarında her vadenin kendine özgü bir fiyatı vardır, bir işlem seviyesi vardır. Aralık vade ile Ocak vade, Ocak vade ile Şubat vade birbirini tutmaz. Merkez Bankası Aralık vade için yaklaşık 3 aydır, nasıl ki şu anda Şubat vade için işlem yapabilecek durumda isek, Merkez Bankası da 2 ay önce Aralık vadeden işlemler yapmış ve 2 ay önce ki geçerli olan fiyatlardan ağırlıklı olarak short pozisyonlar açmış ve o tarihteki işlem seviyeleri bu civarlarda olduğu için de maliyet ortalaması yaklaşık 6.25 civarında tezahür etmiş. Elinde 668.000, yaklaşık 670.000 kontrat civarında short pozisyonu bulunuyor. Yine sizlerin çokça sorduğu bir konu: bu kadar pozisyonu bir kalemde canı istediği anda kapatabilir mi? Hayır arkadaşlar, bunu örneğin yarın canı istedi diye kapatabilmesi çok zordur. Çünkü bu kadar pozisyonu kapatabilmesi için bu miktarda alıcının olması lazım. Bu kadar miktarda bir alıcının bir günde birkaç saat içerisinde gelmesi neredeyse imkansız olacağı için Merkez Bankası'nın buradaki amacı Kasım kontratlarında olduğu gibi Aralık ayının sonunda, yani 31-12 tarihinde bu vadeli kontratlar kapanacağı anki uzlaşma fiyatı neyse o fiyattan bu miktar, bu seviyedeki miktar nakde geçecektir otomatik olarak ve bu pozisyonlar kapanacaktır. Evet, gelelim Ocak 2019 vadeye arkadaşlar. Ocak 2019 vade için Merkez Bankası bugün 18-12 tarihinde 1495 kontrat short pozisyon açmış. Ortalama maliyetinin ise 5.48'ler civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün yapmış olduğu işlemlerinde hiçbir şekilde farklı bir işlem yapmamış, pozisyonlar 1500 kontrat civarı diyebiliriz. Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki kümülatif pozisyonuna bakacak olursak, Ocak vade için Merkez Bankası'nın elinde 2.195 adet kontrat short pozisyon bulunuyor. Ocak vade 3 Aralık tarihinde işlem görmeye başlamıştı. Yine şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar, sadece short işlemi yapmış, bunun karşılığında hiçbir işlemi bulunmuyor. Yine arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Şubat vadeli işlemlerine bakalım. Şubat 2019 vadeli işlemlerine bakalım. Şubat 2019 için Merkez Bankası elinde bugün itibariyle 18-12 itibariyle 6.333 adet short işlem açmış. Yeni short işlemi açmış ve Şubat 2019 vade için Merkez Bankası'nın elinde bulunan toplam kümülatif pozisyon sayısı ise 169.911, yani yaklaşık 170.000 kontrat civarında 5.66 ortalama maliyetle pozisyon bulunmakta. Görüleceği üzere Merkez Bankası bugün de bir miktar Şubat ve Ocak 2019 vadelerde short işlemi yapmış. Elindeki toplam short pozisyon sayısı ise 1.100.000 adede ulaşmış. Bunun çoğunluğunu ise şu an içinde bulunduğumuz Aralık vade oluşturmakta. Değerli arkadaşlar, yarınki FED kararı nedeniyle
Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Twitter üzerinden mümkün olduğu kadar sıklıkla yorum aktarmaya çalışacağım. Çok büyük bir aksilik olmamak kaydıyla FED kararı sonrasından da bir analiz aktarmaya gayret göstereceğim. Değerli arkadaşlar, yayınlamış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkürler ve saygılarımla. Hoşçakalınız. İyi çalışmalar.